Evet, ben dahil sevgili yaylar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 17-23 Haziran arasında biz sevgili yayları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım biz yaylar için. Arkadaşlar, kılıçların dokuzusu. Kılıçların dokuzusu da nedir? Bu dönem iş yerinde birazcık stres yaşayacağımız, işlerde stres yaşayacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda strese bağlı olarak sırt, boyun ve baş ağrısı çekebileceğimizi sembolize eder. Çoğu insan bu karttan korkar çünkü hani anksiyete, panik atak vesaire bunları da aynı zamanda sembolize eder. Fakat şöyle de bir şey vardır, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Bunun için diyebilirim ki her karanlık aydınlığa çıkar. Hadi bakalım. İkinci kartımız. Vay, diyor ki asaların üçlüsü. Asaların üçlüsü de nedir? Bir seçim yapmışızdır veyahut yapma arifesindeyizdir. Der ki bu dönem korkusuz ol ve bekleme. Çünkü beklemeyip hemen hayata geçirmeye çalışırsan aklındaki hedefini çok çabuk bir şekilde büyümeye gidersin diyor. Bizlere karar verildi der bu kart. Bizler için. Hadi bakalım son kartımız. Son kartımız da arkadaşlar Perşembe günü Kabala'da ve Batı'yı sembolize eder. Tarot'un en şanslı kartlarından birisi Kaderin Çarkı. Kaderin Çarkı da arkadaşlar doğru kullanıldığı zaman mükemmel bir karttır. Yani bu kartta aslında der ki her şey mükemmel. Yani şans, pozitif enerji, para, terfi, evlilik, yani ne istiyorsan. Ama der ki oturduğun yerde değil sevgili yay. Doğru zamanda doğru yerde bulunma, doğru insanla tanışmayı sembolize eder bu kart. Sevgili yaylar. Yani çoğunlukla daha iyiye değişimi sembolize eder bu kart bizler için. Evet, ben dahil sevgili yaylar, bizler için 17-23 Haziran arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Haziran ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta ve bayram geçirmemiz dileğiyle. Hoşça kalın.